Arkadaşlar örgü aşkım ve kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel lifimizi çalışacağız. Lifimizi bebeklerimiz için kullanabiliriz, e, yüz lifi olarak, yani kesileme lifi olarak kullanabiliriz. İki parçadan oluşmakta e, lifimiz. Şöyle bakalım. Önce parçamızın bir tanesini örüyoruz. Sonra diğer parçamızı örüyoruz. Arka parçamız ön parçamızdan iki sıra daha fazla olacak. Dilerseniz tabi şu yükseltiyi fazla yapmak istiyorsanız bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Ön ise daha kısa kalacak. Daha kısa kalacak başlangıcı her ikisinin de aynı örme tarzda her ikisinin aynı artışlarımızı yaparak yukarıya doğru örüyoruz. Bakın şu uç kısımdan başlayacağız. Daha sonra artışımızı yapıp üçgen şeklinde biraz genişliğimizi veriyoruz. Normal klasik üçgen yıldız tekniği ile çalışacağız. Şöyle mavi rengimizde görelim bir de. Mavi rengimizi beyazla ördüm. Bakınız önce bir tane iken şu görmüş olduğumuz kısım sonra bir ve 2 sonra 1 2 3 1 2 3 4 şuradaki ve fıstık ve'lerini saymaktayım tekrar görecek olursanız 1 bakınız sonra ikinci sırada 1 ve 2 artışımızda 3. sıramızda 1 2 ve 3 4. sıramıza baktığımızda 1 ve'lere bakıyoruz bakınız 2 fıstık 2 3 ve 4 5. sıramızda 1 2 3 4 5 Altıncı sıramız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şurası şöyle bir kısmı içeride kalmış. Bakınız birleştireceğim de. Görmüş olduğunuz gibi her sırada birer birer artarak e, bu şekilde lifimiz oluşmakta. Şimdi kolay gelsin diyelim ve e, sarı rengimizle de hemen bu çalışmamızı başlayalım. Kolay gelsin. 2,5 milimlik tığımı aldım ve hemen başlıyorum. Her iki ön ve arkaya aynı şekilde başlıyoruz. Onun için hiçbir farklılık yok. Parçamızın birini yapalım. Birlikte diğerinde kendimiz çalışabiliriz. Bir tane zincir çekip düğümümü atıp sıkıştırdım şu şekilde. Ve sonra şöyle biraz ilmeğimi rahat tutuyorum. 1 iki tane zincir çekiyorum. Özellikle rahat tuttum ki şimdi fıstığımı ilk fıstığımı buradaki e, zincirimin içerisine böleceğim. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak bakın önce çektiğim zincirin içerisine giriyorum. Bir doluyorum. Zincir içerisine giriyorum. İki başını doluyorum. 3 defa giriyorum 2 kat olacağı için 3 yeterli Eğer çok dolgun istiyorsanız aynı şekilde yapıp 4. dolguyu da çalışabilirsiniz daha sonrasında hem ipimden hem fıstıklarımın dibinden şu şekilde tutuyorum İpimi içinden geçiriyorum dolgularımı sonra burada tuttuğum ipimin altından girip 1 ve 2 önce kapattığımız sonra zincirimizi çekiyoruz 1 ve 2. Tekrar uzatıyorum. Hemen bu şuradaki küçük gözün içerisine batıyorum. Tığımın başını dolamıştım. 1 2 3 Bir tane açık fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Uç noktaya bakınız. Biraz önceki kapalı fıstığımı yaptığım yere girerek buraya batıyorum. 1 2 ve üç iki tane açık fıstığım yan yana oluyor. Burada üç tane fıstık çalıştık. Bakınız birincisini kapadım. İkinciyi ördüm açık olarak. Üçüncüyü de yine aynı ilk başlangıcın dibine bakın. ipimizin olduğu yere batarak üç defa da doldurdum. Tekrar elimi tutuyorum. ipimi alıp içinden geçiriyorum. Ve buradaki ipimi altından girdim. Şu şekilde kapatıyorum. Bu bir de. Bir de üzerine örüyorum. 2. Bu bizim birinci sıramız. Şimdi şuradan itibaren artışımızı yaparak ikinci sıramıza başlayabiliriz. 2 kat olduğu için şöyle ikisine de girdiriyorum. Örgümü çeviriyorum. Arkası bakın. İlmeğimi uzattım. Tığımın başını doluyorum. Her zaman başlangıçlarımızda kapalı fıstık örüyoruz. Artış yaptığımız zaman bakın. 1 2 ve 3 bunu kapalı fıstık olarak çalışacağız. Tutuyorum. içinden geçtim. ipimi aldım. Bir ve iki. Kapattığım bir. Diğeri iki. Üzerine şöyle fıstık yapmak için ipimi uzatıyorum. Yine kapadığım noktaya giriyorum. 1 2 ve 3. Bu ikinci sıramız ve artışımızı yapıyoruz. Tığımı tamam, doluyorum. Hemen dibine batıyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başında doluyorum. En sondaki bölüme geçiyorum. Bakın şuraya gidiyorum. 1 2 ve 3. 3 tane fıstığımız oldu. 1 2 3 bakın 3 tane. Bu üçünü tek seferde içinden geçiyorum ve buradaki tuttuğum ipimin altından gelip yine 1 ve 2 şeklinde kapatıyorum ve şimdi bu artış sıramızı biliyorsunuz burada bir tepesine bir de şu kısma yaparak artışımızı yapıyoruz 1 2 3 hemen dibine batıyorum 1 2 3 Burada iki tane fıstık grubumuz var. Sıralarımızın sonunun tamamında iki tane fıstık grubumuzun olması lazım. Lütfen buna dikkat edelim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için bu kadar teferruat vermekteyim. Sonlarda sıra sonlarımızda iki tane fıstık grubumuz başla ve bu aralarda daha ilerledikçe göreceksiniz. Üçer üçer bu gruplarımız olacak. Bakınız bu birinci grubumuz bu ikinci grubumuz. İkisini kapatıyorum. Yine ipimi altından alıp bir ve 2 şeklinde kapatıyorum. Bakınız, ikinci sıramızda iki tane fıstık grubumuz şurada birdi. Bir, şurası, bu da ikinci grubumuz. Şimdi üçüncü sıramıza başlayabiliriz. çeviriyorum, ilmeğimi takıyorum, uzatıyorum, başlıyorum. Her zaman sıra başlarında kapalı fıstığımız olacak. Bir tane ilk fıstığımı kapatıyorum 1 ve 2 üzerine bir açık 1 2 3 bakın kapalı fıstık açık fıstık bu birinci açık fıstık hemen dibine ikinci açık fıstık 2 3 bir ileri üçüncü açık fıstık 2 3 üç. üçer açık fıstığımız birinci grup ikinci grup ve üçüncü grup hepsini çekiyorum iki zincirimle kapadım. Şimdi bir tane açık fıstığımı buraya örüyorum. örgü aralarında kapalı fıstık yapmıyoruz. Sadece sıra başında bu birinci. ikinci dibine. Birinci tepeye, ikinci dibine, üçüncü bir ileri. 1 2 ve 3. 1 2 3 tane fıstık grubumuz var. Hepsini kapatıyorum. İki tane zincirim şimdi bakın burası sıramızın sonu ve ördük burada da bitiş olduğu için iki tane açık fıstığımız öreceğiz bir tepesine bir dibine sıra sonları ikişer fıstığımız olmalı bunu da örüyorum iki ve şurada bir tane almışım iki kat olduğu için ipimiz arkadaşlar bazen katın birisini alıyoruz birisi kalıyor onu hemen düzeltelim bakın sıra sonu iki fıstık geçiyorum içinden ipimle örüyorum kapadım ve bir zincir bakın üçüncü sıramızda üç tane oldu 1 2 ve 3 şimdi dördüncü sıramıza da aynı şekilde başlayalım bu şekilde aynen devam edecek ilk başladığımız kapalı tutuyorum kapatıyorum Evet kapalının üzerine bir açık bir, sıra başları bu şekilde. Üzerine dibine 1, 2 ve 3 ve 1 ileri. 2 ve 3. 3 tane açık fıstığımız oldu. Tek seferde kapatıyorum. Şimdi 1 üzerine hemen 1, 2 3 bir dibine bir iki üç bir ileri bir iki üç üç tane açık fıstığım kapatıyorum ve bir zincir tekrar bir iki ve üç dibine bir iki ve üç ve bir ileri bakın üzerine dibine bir ileri hepsini üçerli ördüm. 1 2 ve 3. Hepsini çekiyorum. 3 fıstığımı kapatıyorum ve bir zincirimi çektim. Kapatmayı bir zincir, sonrasını bir zincir sayıyorum. Sıra sonu olduğu için bir tepesine, bir dibine iki fıstıkla sıramın sonunu kapatıyorum. Evet sevgili dostlar bu şekilde örmeye devam edelim. Ön parçamızı ben örerek tamamladım. Aynı sayıda arka sıramıza da başladığım şu uçtan örmeye devam ettim. Şimdi modelimizi şöyle görmenizi istiyorum. Ön de Kısa parçamız olacak, arkada ise uzun bölümümüz olacak. Bakın, bundan sonrası bölümümüzde ise artık çünkü kenarda yaptığımız son iki fıstığımızı almadan sıramızı aynı şekilde başlatıyoruz, sona kadar geliyoruz, son iki fıstığımızı almadan geriye dönüyoruz. Geriye dönüşümüzde ise yine başlangıç noktasındaki gibi önce kapalı fıstık, sonra üzerine, sonra dibine batma şekli devam ediyoruz. Sonra geldiğimizde yine 2'yi örmeden sayımızı yani artışımızı yapmadığımız için sayımızı muhafaza ediyoruz. Burada bakınız kaç tane örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sırada burayı tamamlamışım. Burada sayalım bakınız nasıl sayacağız. İsterseniz içindeki şu fıstıkları sayabiliriz. İsterseniz yandaki dolgu fıstıklarla daha rahat bir şekilde sayabiliriz. Ya da tepedeki fıstıklarla bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm. Yukarıdan saydığımda da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sıra ördüm ve ön parçam bu şekilde tamam oldu. Şimdi arka parçamıza bakalım. Arka parçamızda üstten sayıyorum. Üstten saydığım zaman şu şekilde bakınız. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ben buradaki e, sondaki artışı yapmıyorum artık bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu benim 7. sıram. Şurada bir tane bir buraya bir de buraya dolgumu yapacak olsa artışımı yapacaktım. Ama bu parçamı 6 sırada tamamladığım için bunu da 6 sırada tamamlamam gerekir. Şurası benim 7. sıram. 7. sırama da aynı şekilde başladım. Buradaki son 2 fıstığı örmeden dönüşümüzü yapacağım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 7. sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakınız 7. sıra burası şöyle daha rahat sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sırayı da aynı başladığımız gibi başladım. Geldim. En sondayım. Biraz önce anlattığım gibi tepedeki ve dibine basacağım. 2 tane fıstığımızı örmüyorum ve geriye dönüşümü yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramız ve alt fıstığı ördüm. Ve hemen geriye dönüşümü yapıyorum buraya bir tane kapalı fıstığımı örüyorum 1 2 3 3 yeterli oluyor tabi daha dolgun isteyen ya da ipi ince olanlar 4 5'te doldurabilirler nasıl arzu ederlerse tepeye dibe bu 8. sıramıza başladık ve bir ileri sona kadar buraya ör, buraya kadar ördüğümüz gibi örerek devam edelim. 2 3 tepeye dibe ileriye. Sona kadar geldim. Birlikte başlamıştık bakınız. 1 2 3 4 5. Şimdi son üçlümüzü örüyoruz bu altıncı olacak dibine ve bir ileriye bir iki ve üç kapatıyorum Evet şimdi bakın son ikiyi yapmadım son ikiyi yapmış olsaydım artacaktım bir tepeye bir dibine böyle arttığımız zaman bu şekilde gelmiştik tepeye ve dibine şimdi Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 6 tane tepede fıstığımız var. Ve yeni sırama başlamak için yine çeviriyorum. Bu benim artık 9. sıram. Önce kapalı fıstık sıra başı olduğu için üzerine açık fıstığım. 2 ve 3. Dibini bir fıstık. Bir ileriye çekiyorum ve bu son sıra olarak burayı tamamlıyorum Evet son üçlümü de örüyorum 1 2 ve 3 dibine 1 2 ve 3 en sona 1 2 3 üçlü grubumu ördüm kapatıyorum Evet şöyle ipimi de buradan kırıyorum Şimdi şöyle tepe olarak, genişlik olarak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra ördükten sonra artık artmadık, devam ettik. Şimdi çeviriyorum. Boydan ölçümüzü sayalım. Kaç sıra ördüğümüz? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 sıra ördük. Buradaki de 6 sıra. Şöyle gördüğünüz gibi Ön küçük parça, arkamızda büyük parça eşit bir şekilde oldu. Şimdi önden beyaz olarak kenarlarına tığlamaya başlayacağım şu beyaz ipimle. Şuradan başlayacağım, önce beyazımı buraya kadar geldikten sonra birleştirip kenarlarımızın hepsini tamamlayacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum, düğümümü atıyorum ve ön parçamı alıyorum. Ön parçamın en kenardaki bölümünden giriyorum, buraya sabitliyorum ve uzatıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kapatıyorum yine aynı şekilde. Burada 4 aldım. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Bu kapadığımız küçük gözün içerisine. Bir tane kirpik çalışıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya girerek batıyorum. Bir kirpik daha çalışıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı nokta içerisine giriyorum. 3 tane 3 zincirden oluşan kirpiğimi buraya ilk fıstığımın tepe noktasına çalışıyorum. Bakın minik bir göz var. Araya 2 tane zincir yeterli. 2 zincirimi çekiyorum. Ve her bir bölüm arasına bakın şuraya buraya hep bölümlerin arasına tığımın başını dolayarak giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum ve başlıyorum. 1, 2 ve 3. Giriyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Giriyorum. 1, 2, 3. Giriyorum. Araya 2 tane zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3 ve 4 çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dibine batıyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum ve son uç fıstığa kadar bu şekilde örerek devam ediyorum fıstıklarımızı örerek geldim. 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstığımız var. Şimdi en son kepikten sonra bir zincirimi çekiyorum ve buradan ipimi kırıyorum. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Onun üzerine bırakıyorum ve şöyle çeviriyorum. Ön yüzden bu taban kısmından yani uç kısmından örmeye başlıyoruz. Her ikisini de birleştirme işlemini yapacağız şimdi. Şurada olduğu gibi. Bu tam ortaya bir tane çalışıyoruz ve ön kısmından çalışmaya dikkat ediyoruz. Bütün kenarlarımızı, şuradaki arkadaki uzun kenarımızı yalnız e, tek olarak bu fazla ördüğümüz bölümü diğerlerini, her ikisini birleştirerek kese şeklinde örüyoruz. Düğümümü attım. Şuradan ön yüzden örmeye dikkat edelim. Buraya batıyorum. Tam bu kısma da battım. Her ikisini denkleştirdim aynı yerinden ve buraya sabitleyip bir zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak 1, 2 aynı yere 3, 4. Biraz önce ağız kısmına çalıştığımız gibi 4 tane fıstığımı çalıştım. Şöyle açıldı ben bunu hemen yapayım. Böyle açıldığı zaman mümkün mertebe hemen tekrar açarak yapalım. Tığımızı geçirmeyelim. Arada kalanlar olabilir o şekilde yaparsak geçiyorum bakın yine aynı hatayı yaptım 1 2 3 zincirlerimle geliyorum bu kez dağılmadığı için hemen kontrol altına aldım ama söküp yeniden örmek en mantıklısı Evet üç tane de kirpiğimi çalıştım araya 1 ve 2 zincirimi çekiyorum bu kez sıradaki ilk fıstık grubuna bakın tığımın başında oluyorum bir buna bir buna karşılıklı giriyorum ve ağız kısmında çalıştığım gibi dörder dörder fıstıklarımızı alıyoruz ve bir iki üç tane zincir tepe noktasına bir iki ve üç tepe noktasına bir iki üç tepe noktasına, bir, iki, üç tepe noktasına batıyorum Araya iki tane zincirimi çekiyorum ve yine net bir şekilde sırası ile örerek ilerliyorum. Uçtan başlamış olduğum fıstıklarımı örmeye devam ettim. Köşeme geldim. Ağız kısmını ördüm. Tekrar bu köşeden aşağıya doğru indim. Yeniden her ikisini kesi şeklinde birleştirme bölümündeyim. Şöyle göstermek istiyorum açarak bakınız. Bir, bakınız. 1 şuradaki aradaki sarı fıstığı sayıyorum 2 3 4 5 6 birleştirdikten sonra şu kısımda bakın birleştirdiğim yerden itibaren 1 2 3 tam köşe 4 ve ağız kısmında her bir aralığa örerek geldim ve sonrasında 1 2 3 yeniden birleştirme yerindeyim dördüncü fıstığımızda aradaki iki zincirimi çektim tığımın başını doluyorum. Hemen beyaz fıstığımın olduğu yere batıyorum ve sıradaki diğer karşılığındaki gelen yere batıyorum ve ilmeğimi çekiyorum. 2 3 ve 4. Kapatıyorum. 1 2 3 1 2 3 aynı yere kirpiklerimi örüyorum. Yani burada hiç farklı işlem yapmıyoruz. Birbirine karşılıklı olacak şekilde fıstıklarımızın arasına giriyoruz ve yine iki tane zincirimi çekerek bakın her bir fıstığın birbirine karşılığı aralara aralara girerek buradaki uç noktanın yani en son şu fıstığa kadar şu araya kadar giriyoruz Fıstıklarımı ve kirpiklerimi yaparak uç noktaya kadar geldim. İki tane zincirimi çektim. Çekmiş olduğum iki zinciri buradaki ilk fıstığımın tepesine girerek batıyorum. İlmeğimi geçirip bir tane de zincir çekip sabitliyorum. Ve buradan ipimi kırıyorum. Ve bu şekilde kesel örerek hazırlamış oluyoruz. Bakın çok çok güzel oldu. Şimdi bu ön kısmına şurada gördüğümüz gibi bir tane lif çiçeğimizi örerek e, bu kısma yerleştirelim ve sonrasında en son halini tekrar görelim. Evet şimdi çiçeğimizi örmeye başlayalım. 6 tane zincirimizi çekerek başlayalım. Önce bir tane şöyle düğümümü atıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektikten sonra birinci zincir içerisine girerek tamam şöyle yuvarlak yapıyorum. Yuva yapıyorum yani şöyle ve sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve tam 12 tane kutucuk olana kadar ikili trabzanlarımı aralarına birer zincir çekerek görüyorum bir zincirimi çektim bir trabzan bir zincir bir trabzan ipimi de tabi altına gizliyorum bir zincir bir trabzan bir zincir trabzan zincirimi ve trabzanlarıımı devam ettiriyorum bakın şu şekilde bir tane zincir bir trabzan şimdi kutucuklarımızı sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve buradaki son kapanışı yaptığımız zaman ise 12 tane kutucuğumuz olacak bir zincirimi çektim burada 3 tane zincir bir de ilavele 4 zincirimiz vardı üçüncü zincirin tepesine batıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve hemen diğer kutucuğun içerisine tığımın başını girdiriyorum ilmeğimi buraya alıyorum ve buradan bir iki üç tane zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum bu kutucuğun içerisine fıstığım için sarmaya başlıyorum 2 3 4 5 defa başını dolayarak bu kutucuğun içerisine girdim. Tekrar tığımın başını doluyorum. 5 defa da yandaki kutucuğun içerisine girerek fıstığımı örüyorum. Ve kapamadım. Bakınız açık. 2, 3, 4, 5. 5 bu taraftaki kutuya 5 diğerini ördükten sonra şöyle tutuyorum. İçerisinden geçip kapatıyorum. Ve birinci fıstığımızı iki kutu içerisine ördüm. Ve şurada zincir çekmiştim. 1 2 3 tane de buraya zincir çekiyorum. Kutucuğum yani buradaki fıstık dolgumu yaptığım kutunun içerisine gelerek batıyorum. Başlangıç ve bitiş zincirimizle. Şimdi yandaki kutuya geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip yine tığımın başını dolayarak 5 defa sarıyorum. 2 3 4 5 daha böyle kocaman isterseniz 6 7 de yapabilirsiniz. 5'i doldurduktan sonra yandaki yuvaya da yine 5 tane örmek için giriyorum. 2 3 4 5 Tutuyorum, geçiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi aynı fıstığımın hemen yanına batıyorum. Ve diğer tarafa geçişimi şöyle kaydırarak yapıyorum. 1 2 3 ve hemen bu zincir çektiğim yuvaya 5 defa sarıyorum. 2 3 4 5. 5'i tamamladıktan sonra hemen yanındaki kutuya geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Her iki kutu içerisinde 5'er 5'er ördüm. Çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 aynı yere batıyorum ve bu şekilde kalan 3 tane doldurma işlemini yapıyorum kalan 3 fıstığımı da ördüm toplamda 6 tane bakınız çiçeğimiz oldu 1 2 3 4 5 6 6. ve son 3 zincirimi hemen yine dibine batıyorum bir tane de zincirimi çekip ipimi buradan kırarak tamamlıyorum Şöyle arkasını çevirdiğimizde bakınız gayet güzel oldu. 6 tane toptan oluşan çiçeğimiz. Şimdi lifimizin rengi olan sarımızı da e, şuradaki tomurcuk kısmımıza örelim. Şöyle netleyelim. Şu kısma sarımızı da öreceğiz ve e, çiçeğimizi tamamlayacağız. Sarı tomurcuğu bağlayacağımız için şöyle birazcık uzun bırakalım şu kısmı çok değil. Biraz bağlamaya yetecek kadar. Bir tane şöyle düğümümü atıyorum ve bakınız parmağımın biri kadar ipimi ayırdım. Sıkıca düğümümü attıktan sonra şöyle biraz gevşetiyorum. Bunun içerisine fıstığımız saracağız. Buraya geniş bir zincir çekiyorum ve üzerine yine sıkı bir zincir çekiyorum. Burada gelişin içerisini dolduracağız şimdi. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. İpimi uzattım. İçine giriyorum. 1 2 3 Burayı rahatlatınca çok rahat dolduruyoruz. ikinci, birinci zinciri sıkıştırıp ikinci böyle geniş çektiğimiz zaman güzel bir yuva oluyor. Bakın dolduruyorum. Ben konuştuğum için sayamadım ama ne kadar doldurursanız doldurabilirsiniz. Şöyle toplu güzel olur. Bu artık son olsun. Ve tek seferde çekiyorum. Alıyorum kapatıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra yine bağlayacağım için şu şekilde biraz uzun koparıyorum. Ve çiçeğimi şöyle üzerine bırakıyorum ve altından şu şekilde geçirip lifimizin üzerine buradan bağlayarak dikeceğiz. lifimin ön kısmına tık burada gördüğümüz gibi yerleştiriyoruz ve iç kısma bu sarı renkli iplerimizi alıyoruz farklı yerlerden alalım ki e, düğüm attığımızda daha güzel sonuç versin yani rahat düğüm atalım aynı yerden ikisini de alırsak tabii ki düğüm atmamız sıkıntılı olabilir birini çektim diğerini biraz zor çekmekteyim şöyle ortadan rahat alayım bari Evet şuradan düğümü atıyorum ve lifimiz bu şekilde bitmiş oluyor Dilerseniz yüz lifi Dilerseniz bebeklerimiz için kullanabileceğimiz şık güzel bir çalışma Evet şöyle de ayarlayalım çalışmamızı bu şekilde tamamladık Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere Hoşça kalın mutlu kalın.